Merhaba değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere vereceğim tarif hünkar beğendi. Yani bugün hünkar beğendi tarif vereceğim. Arkadaşlar bunun için 4 adet patlıcanım var. Benim kemer patlıcanım vardı. Onları kullanacağım, közleyeceğim. İsterseniz yani bostan patlıcanı olabilir, yoksa da konserve patlıcan, köz patlıcan satılıyor marketlerde, onunla da yapabilirsiniz. Evet, 4 adet kemer patlıcanım var. Yarım kilodan fazla dana kuşbaşı kendim doğradım. Yani en az yarım kilo vardır. 2 adet orta boy domates. 1 büyük boy kuru soğan, küçük küçük yemeklik doğradım. 1 tatlı kaşığı biber, 1 tatlı kaşığı da domates salçamız var. Beğendiği için 1 su bardağı sütümüz var. Tekrar 1 su bardağı rende kaşarımız var. 1 adet büyük benimki, 2 adet olur. Siz isterseniz 2 adet kullanabilirsiniz. Benim köy biberi, yeşil biberim var. 3 adet küçük sarımsağım var. Büyükse 2 adet koyabilirsiniz. Küçük küçük doğrayacağım. 2 yemek kaşığı tereyağım var. Hem beğendi de hem etimi pişerken kullanacağım. Ve etimin baharatlar için 1 çay kaşığı toz biber, kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı da tuzum var. Arkadaşlar öncelikle yemeğimizin yapımına patlıcanlarımızı közleyerek başlıyoruz. Yağlı kağıt serdim. Şunu tepsime patlıcanlarımı şöyle birkaç yerinden bıçakla delikler açarak koyuyorum. Hem daha iyi hem daha çabuk pişmesini sağlıyor. Bu şekilde. Böyle delikler açtığım patlıcanlarımı fırın tepsime koyuyorum ve patlıcanlarımı arkadaşlar 200 derecede 25-30 dakika güzelce közleneceği kadar pişireceğim. Bu şekilde 200 derecelik fırınıma, alt üst ayarda ısıttığım fırınıma patlıcanlarımın pişmesi için gönderiyorum. Patlıcanlarımız fırında pişerken ocağa aldığım tavama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Arkadaşlar fırına koysak da patlıcanımızı ara ara çevirmemiz gerekir. Bunu da unutmayalım. Yani çevirelim ara ara ki pişmeyen yerleri kalmasın. Yağımıza, ocağa koyduğumuz sıvı yağımıza soğanlarımızı ilave ediyoruz. Yemeklik doğradığımız. Ve biraz soğanlarımız hafif sararana kadar pişiriyoruz. Soğanlarımız hafif sarardıktan sonra küçük küçük doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı ekliyoruz. Şöyle 1 dakika civarı sarımsaklarla da soteliyoruz koku çıkana kadar. Şimdi de etlerimizi ilave ediyoruz. Etlerimiz de suyu solup çekene kadar, yani kendi suyunu salıp çekene kadar bu şekilde soğanlarla birlikte kavuruyoruz. Etlerimiz suyunu salmaya başladı arkadaşlar. Etlerimizi sotelerken kesinlikle ocağımızın altını kısmıyoruz. Harlı ateşte soteliyoruz. Bunu da unutmayalım. Evet, etlerimizin rengi iyice döndü. Bırakmış olduğu suyu da çekti. Bu aşamada şöyle lezzet vermesi için 1 yemek kaşığına yakın tereyağımızı ve doğramış olduğumuz küçük küçük yeşil biberlerimizi ilave ediyoruz. 1 dakika şöyle karıştırıyoruz. Daha sonra diğer malzemelerini ilave etmeye devam edeceğiz. Şimdi de birer tatlı kaşığı domates ve biber salçamı ilave ediyoruz. Böyle salçamızda kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Salçayla da biraz daha kavurduktan sonra doğramış olduğumuz 2 orta boy domatesimizi ilave ediyoruz. Arkadaşlar bu aşamada ocağımızın altını kısabiliriz. Etlerimiz artık sotelendi. Gerek yok fazla harlı ateşe. Bu şekilde domateslerle birlikte bir müddet daha pişiriyoruz.
kapağını kapatıyoruz. Biraz da domateslerle birlikte pişirdiğimiz etimize şöyle 2 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Evet, suyumuzu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz. Etlerimiz iyice yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz. Patlıcanlarım fırında yaklaşık 30 dakika civarı közlendi. Şöyle bir kaba alıyorum. Arkadaşlar, etim hala pişiyor. Şöyle bir püf noktası vereyim. Sıcakken bir kaba aldığımız patlıcanlarımızın üzerine poşet geçiriyoruz. Ve bu şekilde kendi kendine terlerken kabukları daha kolay soyulmasını sağlıyor. Daha kolay ve daha pratik soymak için bu şekilde poşeti geçirdiğim tabağımı bir 10-15 dakika içinde bekleteceğim. Evet arkadaşlar, 15 dakika poşet sararak beklettiğim patlıcanlarımı göreceksiniz, bak. Nasıl kolay soyuluyor. Harika. Pamuk gibi pişmişler. Şimdi ben patlıcanlarımı soyup hazırlayayım. Görüyorsunuz. Harika oldu. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımı soydum. Şimdi patlıcanlarımı şöyle küçük küçük doğruyorum. Böyle bıçakla rastgele şu şekilde ince bir halde patlıcanlarımızı doğruyoruz. Patlıcanın biri çekirdekli çıktı arkadaşlar. Olabiliyor arada. Dilerseniz fırında değil ocakta da közleyebilirsiniz. Ama ben bu şekilde tercih ettim. Şöyle iyice minik minik patlıcanlarımı doğrayıp beğendiği için hazırlıyorum. Etlerimiz lokum gibi pişti arkadaşlar. Şöyle zaten suyunu da çekti güzelce. Şimdi en son aşamada baharatlarına ve tuzunu ilave ediyorum. Çünkü etimize tuzunu en son ilave ediyoruz. Özellikle dana eti olduğu için, geç piştiği için koymuyoruz. Genelde etlerimize en son tuzunu ilave ediyoruz arkadaşlar. Yoksa içinde etler sertleşir. Etlerin sertleşmemesi için de en son ilave ediyoruz. Şöyle baharatlarıyla da karıştırdıktan sonra 1-2 dakika daha bir taşım daha kaynatıp kapatıyoruz. Beğendisini hazırlamak için ocağa aldığım tavama şöyle 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Erimiş olan tereyağına 1,5 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve kokusu çıkana kadar karıştıra karıştıra kavuruyorum. Kavrulan una patlıcanlarımızı ilave ediyorum. Şöyle iyice kavrulmuş unla birlikte şöyle, bunları kısık ateşte yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çeviriyorum patlıcanlarımı. Patlıcanları unla birlikte şöyle eze eze kavurduktan sonra bir bardak süt ilave ediyorum. Şöyle iyice karıştıra karıştıra. Sütünü de iyice çekene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ve şöyle bir çay kaşığından az karabiber ilave edip tekrar karıştırıyorum. Ve son olarak bir su bardağı rendelenmiş kaşar peynirim vardı. Onu da beğendiğiniz üzerine ilave ediyorum.
ve kaşarlar iyice eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet, beğendiğimiz servisi hazır. Gördüğünüz gibi harika oldu kıvamıyla, lezzetiyle. Şimdi kaşarlarım da iyice eridikten sonra ocağımın altını kapatıyorum ve servise hazır hale geliyor. Evet arkadaşlar, Hünkar beğendiğimiz servise hazır. Beğendisini koydum altından. Şimdi de üzerinden şöyle lokum gibi pişmiş etlerini koyuyorum. Gördüğünüz gibi harika oldu. Tam Hünkarların sofrasına layık bir Hünkar beğendi yaptık bugün. Evet arkadaşlar, Hünkar beğendimiz hazır. Üzerinde şöyle maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz ve bu şekilde servis edebilirsiniz. Harika oldu. Denemenizi tavsiye edelim. Evet arkadaşlar, bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şahane oldu, harika oldu, Hünkar beğendi. Bugünkü tarifimin sonuna gelirken hepinize hoşça kal diyorum. Sağlıkla kalın diyorum. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere.